nasıl geri geliyor ya? Süleyman abi, sana bunu alayım bir tane. Bundan böyle. Ya gidip gelirsin. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün Citroen Ami ile beraberiz. Ami için uzun bir yola çıkıyoruz. Buradan Sakarya merkezden Sapanca'ya gidiyoruz. Beraber Ami'yi süreceğiz. Daha önce böyle uzun yol video çeken olduğunu düşünmüyorum Ami ile. Beraber deneyimleyeceğiz. 75 km menzili var. 45 km maksimumuza sahip. Bugün Citroen Bül Otomotiv'deyiz. Sakarya'dayız. Gelin beraber videoya başlayalım. Sizlere öncelikle Ami'yi göstereyim. Ben çok beğendim. Tasarımı aşırı derece tatlı. Yani çok yakışıyor. Çok güzel gözüküyor. Kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir araba. Aynı şekilde gelip bayiye de bunu inceleyebilirsiniz. Videoya başlayalım. Emin olun zevk alacaksınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar, 2 adet aracı çalıştıracağımız anahtar ve 2 adet kapıları açacağımız anahtar. Karşınızda Citroen Ami. Bildiğiniz üzere piyasaya yeni çıktı. Videolarını görmüşsünüzdür ama ben videolarını gördüğümde hep böyle küçük incelemeler, doğru düzgün daha sürüşü yoktu. Burada zevkle aldığınızda nasıl süreceksiniz? Aynı şekilde bu arabayı süreceksiniz. Sakarya'dayız biz şu anda. Sakarya'nın merkezinde bu arabayla gezmek çok rahat. Çok kolay. 75 km menzili var. 45 km hız bunun için çok yeterli. Şehir içinde rahatlıkla her yere ulaşabilirsiniz. Ama biz şimdi şehir dışına çıkacağız. Sapanca'ya gideceğiz. Aslında Sapanca'yı çoğunuz duymuştur. Hatta Sapanca'nın Sopeli restoranına gideceğiz. Orada da aslında güzel görüntüler alabiliriz. Bakalım yolculuğumuz nasıl olacak? Bayır çıkacağız. Uzun yola gideceğiz. Hızlanmamız gereken yerler olacak. Bu arabanın tüm detaylarını göreceksiniz. Almak isteyenler için mükemmel bir rehber olacak. Ami'yi şöyle sizlere tanıtayım. Ami'nin güzel özellikleri var. Önüyle arkası birebir aynı. Sağ kapısı da sol kapısı da aynı. Sadece bakın şu farlar odaklanın. Arkaya geçtiğinizde bu farlar sadece kırmızı oluyor ve stopa dönüşüyor arkadaşlar. Lastikleri 14 inç lastikler. Ben bulunamayan bir lastik olur diye düşünüyordum ama bulunabilecek ebatlarda bir lastik. Eski araçlarda bu 14 inç lastikleri görürdük hatta zamanında. 155-65R14 Barum marka, bilginiz olsun. Bakın burada PSA detaylarını da görebiliyorsunuz. Bence Citroen bu araçla beraber güzel bir hamle yaptı. Şöyle detaylarına yedim. Bakın amortisörleri, süspansiyonları görebiliyor musunuz? Şurada inceleyebilirsiniz. Açıkçası yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii bunların rakipleri var. Mesela Twizy var ama onların penceresi yok. Ve fiyatlar çok daha pahalı. Burada tabii değerlendirmek sizlere kalmış ama bu araçlar çok daha fazla piyasada olacak. Çok daha fazla böyle araçlar göreceğiz. Arkadaşlar şöyle şarj yerini de göstereyim. 220 volt bir şarj ile şurada kabloya uzanıp herhangi bir prize bu kabloyu taktığınızda arkadaşlar aracınız hemen şarj oluyor. Tam şarjda 75 km menzil sunuyor. Gelin içine de bakalım şöyle. USB çıkışımız var, dörtlülerimiz var. Direksiyonumuz CLZ'nin direksiyonuna çok benziyor. Ama çok merak ediyorum. Sürüşünü çok merak ediyorum. Hadi gelin beraber geçelim. Aynı şekilde yan cam da açılabiliyor. Kapıyı açmak istediğinizde arkadaşlar şu ipi kullanmanız gerekiyor. Ama kapı kapanma sesini dinleyin. Çok tatlı bir kapı kapanma sesi var. Sese odaklanın. Çok güzel kapanıyor. Hadi gelin beraber sürüşe geçelim, zaman kaybetmeyelim. Kapımız bakın burası bu yöne açılıyor. Şöyle gördüğünüz üzere diğer kapı da bu şekilde açılıyor. Böylece arkadaşlar iki kapının da aynı olması sağlanmış. Yedek parça konusunda mükemmel bir kullanım olmuş. Bu arada vites de hemen elinizin altında. Biraz hızlı oluyorum çünkü iftara yetişmemiz gerekiyor. Bir programımız var. Mustafa ile beraber gideceğiz. Bu arada sesim yankılanıyor içeride. Pencereyi de kapatayım, nasıl olacak bakalım ses yalıtımı. Şöyle arkadaşlar pencerenizi de kapatabiliyorsunuz. Bayağı sessiz bu. İçeride sadece elektriğin o şey vızıltı gibi ses oluyor, evet, değil mi? Evet. Arka tarafı bu arada arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir cep yapmışlar. Bakın montumu oraya koydum. Yani rahatlık konusunda, eşya gözü konusunda çok büyük problem yaşamazsınız. Zaten şehir içinde kullandığınızda bu arabayı her yeri çok kullanışlı olacak. Mesela koltuğun da mesafesi çok iyi. Ben 1.80 boyundayım ve rahat rahat oturabiliyorum. Mustafa'nın alanı çok daha geniş. Bakın gördüğünüz üzere ayağını çok rahat bir şekilde uzatabiliyor. Telefonunuzu buraya sabitleyeyim navigasyon olarak. Ya da işte bir ses sistemini kullanabiliyorsunuz. Bu arabanın hoparlörleri yok ama buraya arkadaşlar bir Ami'ye özgü hoparlör gelip buraya yerleştirebiliyorsunuz ve Bluetooth'la aktif edebiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz. Hatta bakın simgesi de bulunuyor şurada. Şöyle üstümüzde kocaman bir cam tavan var. İskeleti görebiliyorsunuz aynı şekilde buradan da. Hadi bakalım başlayalım videoya. Ben sizlere bir kafamı alayım. Burada da pov yapalım. Arkadaşlar kaydımız başladı. Sizleri şöyle kafamı aldım. Bakın telefonumu hemen koyabileceğim bir yer var. Yani elinizin altında çok fazla eşya gözü var. Anahtarım burada. Göğüs çok uzun ama içerisi diyorum ya sizlere, dışarıdan küçük gözükse de içeride geniş bir alan var. Arabayı görebilirler mi Mustafa buraya geldiklerinde arkadaşlar? Yani, tabii de görebilirler. Tamam. İçine bindiğinizde arabanın ne kadar geniş olduğunu anlayacaksınız. Şimdi vitesim burada demiştim. Hemen vitesimi D'ye alıyorum ve artık sürüşümüze başlıyoruz. El frenimiz bir Citroen C-Elis el freni. Bazı parçalar ortak. Hadi bakalım sürüşe başlayalım. Hızlanmasına falan da bakarız. Konforu önemli. Konforuna bakarız.
O direksiyon şeyi çok iyi. Direksiyon çapı çok iyi. Aynı yerde dönüyor neredeyse. Evet, şu an dip gaz yaptım mesela. Anında trafiğe adapte olabiliyoruz. Sinyalimiz var tabii ki. Şöyle sinyallerimizi verelim. Ve Sapanca'ya doğru yola çıkalım. Şöyle trafikte gidelim. Direksiyonun çok aşırı derecede yumuşak değil. Yani bir araba koluyormuş hissi veriyor sizlere, onu söyleyeyim. Ses çok iyi. Ses bayağı iyi. Aynamı ayarlayacağım. Şöyle küçük aynalarımız var. Ama görüşleri gayet güzel. Çevirimi görebiliyorum. Yemin ederim çok keyifli. Arkadaşlar araba daha henüz 0 kilometre, yani 4 kilometrede bayiye gelen direkt aracı bizler sürüyoruz. Emniyet kemerimizi şöyle takalım. Evet. Vallahi trafikteki hakimiyet çok iyi. Çok çok iyi. Camımı da kapatayım. Sadece elektrik motorunun bir sesi var. Başka herhangi bir ses yok. Frenlerini denemek istiyorum müsait bir yerde. Böyle frenler ne kadar kabiliyetli onu göreceğim. 45 yeterli. Bak şehir içinde güzel ama 60 olsa bu araba mükemmel olur. Onu sana söyleyeyim. Mükemmel hissettirir. Şu anda 73 kilometre menzilimiz kaldığını gösteriyor. Hem vardığımızda menzilde görmüş oluruz. Sapanca'ya bakalım çarşıdan ne kadar menzilde gidiyor. Konforsuz bir araba değil. Gayet rahat bir şekilde gidiyorum. Birazdan bayır çıkacak. Tek yokuşunu çıkacağız. Sakaryalılar bilirler. Yokuşta herhangi bir çekişli düşüklük olacak mı onu da görürüz. Ayağım şu anda dipte. Ön tarafta sileceğimiz var. Aynı şekilde bir fan sistemimiz var. Dilerseniz böyle dışarıdaki havayı içeri verebiliyor. Dilerseniz de bastığınızda araç sıcak hava verebiliyor. Ama ancak klima bulunmuyor, bilginiz olsun. Tavan cidden iyi olmuş. Yani şu tavan olmasa arabanın içinde boğulurmuş gibi hissederdim. Mükemmel. Şu anda böyle sanki dışarıda gidiyormuş gibi hissediyorum. Her yer cam olunca hissiyat çok iyi. Mesela kornamız güzel. İçeride çalıyormuş gibi oluyor. Ben 45 daha kötü hissettirdi diye düşünüyorum ama 45 iyi hissettiriyor şu anda. Ana yolda nasıl olacak onu göreceğiz. Ya trafikli yerlerde, özellikle İstanbul'da bu araba mükemmel iş yapar. Aynı Sakarya'da da yapar. Yani mesela Sakarya'da merkezde yaşıyorsanız bir çocuğunuzu okula götüreceksiniz. Ya da nasıl söyleyeyim sizlere, markete gideceksiniz, alışveriş yapacaksınız. Bu araba çok ideal. Eşya gözlerini atabilirsiniz. Burada mesela asacağınız yere poşetlerinizi koyabilirsiniz. Şehir içi günlük yapılan işler için araç çok uygun. Çok iyi. Hatta baban da söyledi ya, işler artık bunu kullanıyormuş, belge işlerine falan, öyle dedi. Evet, evet. Bak sürüşten zevk alıyorum şu anda. Ama şunu söyleyeyim, bu araba sınırlandırılmış, yoksa gidecek. Sınırlandırılmış. Evet, gitmek istiyor çünkü, onu hissediyorum. Gaz kesiyor şu an, bak limitere giriyormuş gibi bir tavır sergiliyor. Bakalım bayır aşağı 45'in üstünü görebilecek miyiz? 46, 47, 48, 49, 50, 51, hadi 52, 53'ü göremedik. Ama baya bayır aşağı sallandığında bence gidiyormuş. Bence en çok yapılanız şey, olabilir mi? Aynen öyle. Ama yani şeyi güzel, hakimiyet güzel arkadaşlar. Hakimiyetle ilgili sıkıntı yok, onu size söyleyeyim. Yolda şu an rahatsız olmuyorum, arkadan rahatsız edenler yok. Tabii biz biraz daha insanların yolunu engellememek adına sağdan gidiyoruz. Öyle olması lazım zaten. Olabildiğince şehir içinden hareket edeceğiz. O şekilde Sapanca'ya ulaşacağız ama beklediğimden daha erken ulaşacağız. Ben sana söyleyeyim. Ben bir saat gideriz diye düşünüyordum. Ama yok, biz bayağı zamanında ulaşırız. Ve menzilimiz hala 71. Mesela bıraktığınızda ağır ağır yavaşlıyor. Mesela frenlerini deneyeyim, böyle bir tutunalım. Bayağı da iyi frenleri var. Güçlü. Evet, tabii tabii, kesinlikle. Tabii elbette ABS yok ama gayet yeterli bir freni var arkadaşlar. Evet, herkes bize bakıyor. Çok garip bir duygumuş. Çok dikkat çekiyor ya. Çok çok. Herkes bakıyor. Araç içindeki olsun, yaya olsun. Aynen aynen. Bir de 0'dan 45'e kadar gayet seri, hemen bastığınız anda kayboluyorsunuz. Çok dikkat çekiyor bu. Çok dikkat çekiyor. İnanılmaz. Yani üstü açık bir araba alacağınıza bunu alın, daha fazla dikkat çekersiniz. Mesela şu aradan geçebilir aslında bizim arabamız. Geçebiliriz, çok rahat. Evet. Şimdi trafikte dikkat çektiğiniz için de hani görülmeme riskiniz olmuyor, onu size söyleyeyim arkadaşlar. Hani şimdi şey düşünebilirsiniz, ya küçük araba, görmezler, bizi de sıkıştırırlar. Bu arabayı görmemeleri imkansız. Aracın uzunluğu zaten 2,5 metre. Evet. Yan uzunluğu ise 1,5 metre. Burada bir yoğunluk var. Dörtlerimizi yakalım. Aslına bakarsanız tam olarak böyle bir trafik için üretilmiş bir araba bu. Aynalar çok küçük ama gibi görüntüsü var. Burada kırmızı yanıyor. Neden beklemiyor kimse? Yanındaki Megane'la beraber bir kalkış yapalım bakalım. Kırmızı
5'e kadar. Bence burası yanmayacak. Şaka gibi ya. Yeşil yandı. Yandı mı? Evet. Evet, şu an kapıştık ve patinaj çekti. Meygan gelemiyor arkadaşlar. Hala öndeyiz. Bizim yarışımız bitti. Şöyle sağa doğru geçelim. Ama kalkış da cidden seri. Hemen patinaj daha çekti. Yandaki abla arabanın içinden dahi bizi izliyor. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şu anda en zor koşulda sürüyoruz. Bakın burayı bilirsiniz. Sapanca'ya giderken tek şeritli bir yol. Ancak sağa doğru yanaştığında insanlar çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Ayrıca çok da hızımız yavaş değil. Yani burada zaten 60 ile 70 ile gidiyor insanlar. Şimdi ben sizlere Sapanca sahilini de göstermek istiyorum. Şöyle bir sahile yanaşalım. Sahilde de bir görüntü alalım. Çünkü şu an güneşin batışı mükemmel duruyor. Tabii bu arabanın şimdi şöyle güzellikleri de var. Onu da size göstereyim hemen ayaküstü. Mesela park etmek istediğiniz diyelim. Arabanızı yer bulamadınız. Gelin bu arabayı böyle dikey bir şekilde park yerine park edin. Bakın anında, hatta şu anda manzaramız doldu. Mükemmel. Görüyor musunuz? Araba herhangi bir yere engel olmuyor. Açıyorsunuz. Diyor. El frenimi çektim. Anahtarımı alayım. Bu arada sıfır derken cidden boşuna sıfır demiyoruz. Şimdi bu hatta poşetlerini sökelim. Orada şimdi aceleyle sökemedik. Şurada sizlere poşetini söküp gösterelim. Wow, deri koltuk varmış Mustafa. Koltuk yapısı da çok güzel. Evet, şimdi bakalım ona da. Orada şimdi aceleyle yaptık ya. Ben de merak ediyordum. Arkadaşlar, umarım görüyorsunuzdur. Bakın burada delikli ve deri şekilde koltuğumuz var. Oturağı da aynı şekilde ağrıtmıyor. Böylece Amin'in de kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle. Çok güzel. Direksiyon milini böyle görebilirsiniz. Burada bir soketimiz var. OBD soketimiz. Şöyle. Aşırı zevkli oluyor şöyle poşet açması. Evet, şöyle içeriği çok daha net bir şekilde göreceksiniz şimdi. Koltuklar çok şık. Bu arada silecek suyumuzu arka taraftan şu bölümden koyuyoruz. Sigortalar da orada. Nasıl Sapanca? Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Sakarya'da yaşayanlar buraya çok fazla uğrarlar. Evet, Ami gün batımında. Arkadaşlar minik canavarı çok daha güzel bir manzaraya park ettim ki sizler daha güzel görün diye. Biraz önce dışarıdan görüntüsünü gördünüz. Kalkışlarda bir anda fırlıyor. Elektrikli motorun verdiği tabii o torkla beraber. Arkadaşlar bir sürü fotoğraf çektik. Instagram'da da paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 64 kilometre menzilimiz var. 14 kilometre gösteriyor yani. 10 kilometre gelmişiz arkadaşlar. Sapanca'ya zaten az bir mesafemiz kaldı. Baksanıza güzel güzel iniyor şu anda. Gayet stabil iniyor ya, öyle hani sağından solundan ses gelmiyor, böyle arabalarda öyle gelmesi lazım. Bakın aynadan görüşümün iyi olduğunu anlıyorsunuzdur. İnsikliğe bizi zor geçti. Nasıl ama Sapanca manzarası. Baksanıza yemyeşil tüm alanları görerek gidiyorsunuz. Tabi bu yeşilliğe uygun bir araç. Bu araç sıfır emisyonla çalışan bir elektrikli araç olduğu için. Şimdi arkadaşlar bu arabayı kimler kullanabilir? Ondan da bahsedelim. 16 yaşından itibaren bu arabayı kullanabiliyorsunuz. MTV'si 180 lira. 4 tekerlekli motor bisiklet olarak adlandırılıyor bu araç. O yüzden 16 yaşından sonra kullanabiliyorsunuz. %11 ÖTV'si var. Özellikle 16 yaşından sonra kullanılabilme avantajı çok büyük. Heves eden arkadaşlarımız oluyor. Alma imkanı olan arkadaşlarımız oluyor. Onlar için çok güzel bir araç olacaktır. Sapanca'nın bu bölümü çok güzel. Şöyle tamamen yeşillerin altından ilerliyoruz. Hiç polisle, jandarmayla hiç şey olmadı ama. Durdurmadılar değil mi? Yok. En fazla soracağı şey ruhsatı sorar. Ehliyetini sorar. Yok hayır, onu da sormaz. Kaç kilometre basıyor?
Herkes konuya basıyor. Şu an 19 kilometreye gelmişiz. Yani arabadan 4 kilometreydi, 15 kilometre gelmişiz. Bu nasıl geri geliyor ya? Selamun abi, sana bunu alayım bir tane. Buradan böyle. Gel git gelirsin. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Abi tam bir espri arabası. Hmm. Abi sen onu geç, esprileri duyacaksın ya. Ben burada her geçimde geriliyorum. Şöyle yeşillik alanlardan geçireceğim sizlere. Arkadaşlar burası Sapanca'nın en güzel yollarından biri böyle. Çok dar. Tam bu araba için. Kimseler yok. Yemyeşil. Sakin sakin ilerleyeceksiniz. Menzili beklediğimden iyi gidiyor. Şöyle gidiyor. Mesela ben elektrikli araba çok kullandım. Elektrikli arabalarda genelde orada 50 yazıyorsa 30 gider, 20 gider. Anında düşer. Burada birebir onu gösteriyor arkadaşlar. Yani kilometre gittikçe düşüyor. Durduk yere kendi kendine düşmüyor. Yani burada verimli bir motor yaptıkları gözüküyor. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Biz çok eğleniyoruz. Arkadaşlar buralarda böyle botanik bahçeler çok fazla bulunuyor. Bu arada arkadaşlar frene basarak değiştirmeniz gerekiyor. Normal bir araba, otomatik araba kullanırmış gibi düşünün. Ancak vites yok. Sadece bir seçici var. Bu sayede ileri geri seçiyorsunuz. Şurada 0'dan 45'e kadar nasıl kalkıyor onu da bir görelim. Evet. Aynısını tam tersi yolda da yapacağım. 45. Arkadaşlar bir dönüş çapını da sizlere göstereyim. Şöyle dar bir yolda nasıl dönecek bakalım. En uca geldim. Diyelim ki buradan döneceğim tamamen. Direksiyonu tamamen kırdım. Kaç tur attık? Evet. Dönüş yapı çok iyi. Tekrar yolumuza devam edelim. Görüntüler muazzam. Sopeli'ye tırmanacağız. Orada da bayır çıkacağız. Yani bu arabanın bayır çıkarkenki deneyimini de göreceksiniz. Bakalım 45 km hızla sabit bir şekilde bayır tırmanabilecek mi? Şimdi Kırkpınar'a vardık sayılır. Tam buranın arabası. Koy burada yazlığına. Buralarda arkadaşlar çok fazla yazlık var. Yazlıkta kalsın, burada işlerini hallet. İstanbul'dan gelirken kişisel aracını kullan. Bu burada eğlence aracı olsun. Aynı genişlikte gibiyiz ya. Arkadaşlar tırmanmaya başladık. Şimdi burası Sapancı'nın böyle dağlarına doğru giden bir yol. Aslında bilirsiniz Sopeli, Natırköy, özellikle Natırköy'ü eskiler daha iyi bilir. Orası biraz daha eski bir yer. Ama Sopeli tabii yeni yapılan ve yani müthiş bir manzarası olan bir yer. Yemyeşil bir doğanın içinde ilerliyoruz. Şimdi bak ATV geçiyor ya, ATV'deki arkadaş donuyor. Gördün mü? Adam montu nasıl giymiş, ağzını kapatmış her yeri. Abi biz burada çok rahatız. Yani arkadaşlar rüzgardan korunmak, ısınmakla aynı şey gibi. Ya ben bir arabanın içinde gibi hissediyorum. O araç kokpiti aslında var burada. O araç sınıfıyla alakası yok. Hani 4 tekerlekli bisiklet olarak geçiyor. Tırmanışa devam ediyoruz. Bu arada şundan da bahsedelim. Şimdi 44 km menzilimiz var. Geldiğimiz kilometrede araç 4 km'ydi zaten. 30 km'ye gelmiş. Yani 26 km'de bir yoldayız. 44 artı 26 70 arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu mükemmel bir görüntü. Niye görüntü? Bakın bayır çıkıyoruz. Yani aslında aracın hesapladığından daha fazla yakıt harcıyoruz ama menzil hesabında sadece şu an 5 kilometrelik bir sapma var. Ve bu da tabii ki bayırdan kaynaklanan bir sapma. Menzilin gerçeği göstermesi çok iyi. Ulaşmak istediğimiz yere geldik arkadaşlar. Yani Sopeli'ye geldik. 40 kilometre menzilimiz kaldı. Arkadaşlar ben bir yanaştırayım aracı. Evet, araçları park ettik. Güzel fotoğraflar çektim şurada. Şimdi yemeğimize, iftarımıza gideceğiz. Sonrasında tekrar devam ederiz. Şöyle kapımızı anahtarımızla kilitliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer kapıyı da kilitleyelim. Merkezi kilit bulunmuyor bu arada. Anahtarla kilitlemeniz lazım. Evet, iki amiyi de yan yana park ettik. Buranın havası, doğası mükemmel. İftardan sonra görüşürüz. Arkadaşlar burada tüm Citroen'in test araçları da bulunuyor. Bugün bir Citroen etkinliği var. İftar etkinliği. Onun için geldik. Şöyle sizlere göstereyim. C4'ü yakında çekeceğiz. 1.2 155 beygirli motoru var. Zaten bu araçları çekmiştik daha önce. Eğer sizin bir video varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sizin bir araç varsa bunları Bül Otomotiv'e iletiriz. Arkadaşlar iftar etkinliğimiz sonlandı. Şöyle
hem sopeli göstereyim hem aracı göstereyim sizlere. Akşam dönüşte de küçük bir görüntü sizden alırım. Arkadaşlar böyle küçük bir arabanız varsa restoranın içine kadar girebiliyorsunuz. Sopeli'ye gelenler şu köprüyü hatırlayacaklardır. Böyle aracı köprüye çıkaralım. Tabii altı da yüksek olduğu için çok rahat bir şekilde tırmanabiliyor. Köprünün üzerindeyiz. Güzel, zevkli. Arkadaşlar şarjı da şöyle size göstereyim. Bakın. Yani uzunluğu şöyle diyelim. 2-3 metre civarında diye düşünüyorum. Kapınızı şöyle hafifçe örtüyorsunuz. Burada bir priz buluyoruz. Ve şöyle şarjı takıyoruz, görüyorsunuz. Şarj olurken ekranımızda bakın böyle. Burada belirtilen saatte aracın ne kadar sürede şarj olacağını gösteriyor. Biz arkadaşlar dönüşe geçiyoruz. Bakalım geceleyin nasıl olacak? Farlar kuvvetli. Arkadaşlar zifiri karanlıkta görüntü bu şekilde. Gayet yeterli bir görüş var şu an çünkü hiçbir ışık yok başka. Aynı geldiğimiz yolları geri doğru gidiyoruz. 28 km menzilimiz kaldı. Yaklaştığımızda sizlere küçük küçük bilgiler veririm. Arkadaşlar şu bayırı gelin beraber çıkalım. Bakalım bayır nasıl çıkacak. Kızımızı kaybettirdiler sağ olsunlar bizi. Şu an üniversite bayırını çıkıyoruz. En dik bayırlardan biri. 28, 29, 30'u görmez ama 28-29'dan aşağı düşmüyor. Bakalım nasıl olacak. En dik yerlerinden biri. Ya mükemmel bir test oldu bu ya. İki kişiyiz. Ben 80 kiloyum. Mustafa sen de 60 var mısın? 60 yok. Tamam. Yani arabanın içinde 140 kilogram ekstra var. Üniversiteye doğru ilerliyoruz. Bu bayırı çıkması çok iyi ya. Yani bu şekilde çıkması bile yeterli. Dökeyim bu arada %12'lerden fazla. Çoğu arabayla çıkarken daha iyi zorluyor. Şu anda bir şarj durumumuz da düşük. Arkadaşlar üniversite bayırımızı gururumuzla çıktık, tırmandık. 19 kilometreye kadar düştü. Ancak gayet iyi bir şekilde çıktı. Şimdi tabii ki motorumuz çok güçlü olmadığı için bayır çok dik. Aşırı dik. Zaten şimdi aşağı ineceğiz. Biraz bayır aşağı salalım bakalım nasıl olacak. Ami maksimum hız karşınızda olacak birazdan. Bakalım Ami kaç yapıyor. Daha önce bunu yapan olduğumu düşünmüyorum. 70 80 Arkadaşlar korkutucu sesler çıkıyor. Wow. Vitesi aldım arabayı kalsın diye biraz daha. Fena gidiyor. Ami son hız. Daha yükseğini gören oldum bilmiyorum. Evet, şehir içinde seyahat etmesi zaten çok kolay. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Toplamda 54 kilometre yol yapmışız. 11 gider diyor. 11 daha. 67 kilometre arkadaşlar yol yapabileceğimiz gösteriyor yani buradan. Toplamda 56 kilometre yol yaptık. Bakarsanız aslında böyle kullanımda sürekli işte dağ bayır çıkma olduğu halde dahi menzili tam olarak neredeyse benzer seviyelerde kullandık. Sadece 9 kilometre bir fark oluştu. Bu da bir elektrikli araba için çok doğal bir durum. Hava soğukluğu fark eder. Yazın biraz daha fazla yapacaktır emin olun. Tekrar denemelerini yaparız. Tekrar videolarını çekeriz. Arkadaşlar yan yana nasıl durdular? Ami ve Passat. Tekrar kullanmak istiyorum bu arabayı. Çok hoşuma gitti çünkü. Umarım ilerleyen zamanda farklı videolar çekeriz. Umarım sizler zevk almışsınızdır. Bilgilendirici olmuştur. Ami alacaklara güzel bir rehber oluşturmuşuzdur. Citroen Bül Otomotiv'de hem etkinlik için hem araç için çok teşekkürler. İlerleyen zamanda farklı videolar, güzel videolarla karşınızda olmak isteriz. Bu video hakkında yorumlarınızı, bu araç hakkında yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Mustafa Bey'e salla sen de. Arkadaşlara. Görüşürüz.